Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde 14 Mart Tıp Bayramı törenle kutlandı. Troya Kültür Merkezi'nde Ankara terör saldırısının gölgesinde buruk geçen törene Rektör Profesör Doktor Yücel Acer, Rektör Yardımcıları Profesör Doktor Metehan Uzun, Profesör Doktor Ahmet Erdem, Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Yavuz Demiraran, Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doçent Doktor Mehmet Aşık, misafir konuşmacı Profesör Doktor İsmail Hakkı Aydın, Tıp Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Yavuz Demiraran, yaşanan terör saldırısından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Demiraran ayrıca tıp mesleğinin önemine değinerek Tıp Fakültesi'nin gelişiminden söz etti. Aslında 14 Mart Tıp Bayramı ile ilgili çok daha güzel şeyler yapmayı planlıyorduk. Bu nedenle dün akşam saatlerinde Ankara'da patlamadan dolayı vefat eden vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına da sonsuz sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Diğer yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyor. Böyle elin bir olayın bir daha olmamasını temenni ediyorum. Hipokrat'ın dediği gibi tıp bir sanattır. Hem de ondan insanlık sevgisinin kopamadığı çok zor bir sanat. Hekimlik kazandığı bilgi birikiminin eşliğinde insanın ruh ve beden sağlığını korumak veya düzeltmek için onu anlama, onunla iletişim kurabilme sanatıdır. Hekim sanatçılığının yanı sıra bir bilim adamıdır. Bilim ise fark etmeyi, eleştirmeyi, araştırmayı, elde edilen verileri birleştirip sonuca varmayı ve ulaşılan sonucu bilimsel platformlarda paylaşmayı gerektirir. Bütün bunlar bir bilim adamında, dolayısıyla bir tıp doktorunda olması gereken özelliklerdir. Tıp fakültesi olarak öğretim üyesi sayımız gittikçe artmakta, özellikle çocuk ve dahiliye yan dalları tamamen tamamlanmakta sayın rektörümüzün ve rektör yardımcılarımızın katkılarıyla. Hastanemiz gittikçe güçlenmekte. Yeni hastane binasının yapımından ve oraya geçtikten sonra hem 1, 2, 3, 6. sınıfa kadar bütün öğrencilerimizin, hocalarımızın, asistanlarımızın, hepimizin daha iyi, kaliteli bir eğitim ve hastalara hizmet verebilmek için yeni bir alana geçme konusunda oldukça özveriyle fedakarane çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah en kısa süre içerisinde geçeceğiz. Daha sonra rektörümüzle de görüştük. Tıp öğrencilerinin, özellikle 1 ve 3. sınıf öğrencilerinin derslikleri ile ilgili sorunları var. Bunlarla ilgili de 3 tane amfinin olduğu, laboratuvarların olduğu, kitap okuma salonlarının ve kütüphanenin bulunduğu bir morfoloji binası projesiyle ilgili sayın rektörümüzle görüştük. İnşallah bunu ya bu sene içerisinde ya da önümüzdeki sene içerisinde projelendirip yapımına başlayacağız inşallah. Törende bir konuşma yapan Rektör Profesör Doktor Yücel Acer ise tıp ve sağlığın hayatımızdaki önemine dikkat çekti. Doğrusu tıp ve sağlık deyince biliyorsunuz ne kadar temel bir unsurdan ettiğimizi hepimiz gayet iyi biliyoruz. 14 Mart münasebetiyle yayınladığımız mesajda da bahsettiğimiz gibi insanın verimli, huzurlu bir hayat geçirebilmesinin esasını oluşturur sağlık. O nedenledir ki insanların, bir ülkede yaşayan insanların aldığı sağlık hizmetinin kalitesi, o ülkenin insana verdiği değer, yani ne kadar çağdaş olduğunun bir göstergesi olarak kabul edilir. Bu bağlamda Türkiye'nin, ülkemizin son yıllarda gösterdiği ilerlemeyi doğrusu ben şahsen büyük bir takdirle izliyorum. Benim bir karşılaştırma şansım da var. Yurt dışında uzun süre bir öğrenci olarak bulundum. Orada bir Batı Avrupa ülkesinde tıbbın, sağlık hizmetlerinin bulunduğu yerle o yıllarda Türkiye'deki sağlık hizmetlerinin bulunduğu yeri karşılaştırdığımız zaman doğrusu gerçekten lütfen tabirimi maruz görün, utanılacak bir durumdaydık. Çünkü hastanede rehin kalan insanlardan bahsediyorduk. Hiçbir sağlık güvencesi olmayan belki binlerce, yüz binlerce insandan bahsediyorduk ülkemizde. Ama özellikle son 10 yılda gerçekten Türkiye sağlık hizmetlerinde ciddi bir mesafe kat etti. Artık bu tür konuları konuşmaz hale geldik. Çok daha rafine konuları konuşur hale geldik. Rektör Acer konuşmasının sonunda terör saldırısını kınayarak ülkenin ilerleyişinin engellenemeyeceğini belirtti.
terör konusunda Türkiye'de neler söylendi onları biliyoruz. Bizim ülkemiz neler yaşadı onları biliyoruz. Özellikle yaşı benim yaşımda olan ve biraz daha yaşı geçmiş olan bütün bu ülke vatandaşları bu ülkenin terörden ne çektiğini gayet iyi bilirler. Gençlerimiz maalesef bu tür saldırıları hala görüyorlar. Her defasında gerçekten yüreğimiz parçalanıyor. Hele hele bu kadar insanlık dışı bir saldırı yapabilen canilerle karşı karşıya olduğumuzu her gördüğümüzde doğrusu ciğerimiz parçalanıyor. Ama ben özetle şunu söyleyeyim. Türkiye karşısında nasıl bir işbirliği olursa olsun, içeridekilerin ve dışarıdakilerin nasıl bir işbirliği kurduklarını mümkün olabilirse olsun, bu ülkenin ilerleyişi, bu vatandaşlarımızın daha iyi bir ülkede yaşıyor hale gelmesi sürecini asla engelleyemeyecekler. Bunu tarihsel geçmiş açık ve net bir şekilde göstermiş oldu. Dün Ankara'da Kızılay'da başkentin merkezinde sivillerin bulunduğu bir yere saldırı düzenleyecek kadar insanlıktan çıkmış bu terör odaklarının hepsini lanetliyoruz, hepsini kınıyoruz ve orada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına ve ülkemize başsağlığı diliyoruz. Yaralı olan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz. Rektör Acar'dan sonra sahneye misafir konuşmacı Profesör Doktor İsmail Hakkı Aydın çıktı. Uluslararası alanda sayısız başarıları ve ödülleri bulunan ünlü Profesör İsmail Hakkı Aydın, tıp, insan ve sanat üzerine konuşma yaptı. Şimdi beynimizin çok enteresan bir yapısı vardır. Hayali de, düşünceyi de, sanatı da, bilimi de, ilmi de, irfanı da oluşturan, yoğuran insanlığın, kainatın, evrenin hizmetine sunan yine beynimizdir. Beynimizde toplantıdan önce çok sevgili arkadaşlarımla, fizikçi arkadaşlarımla konuşurken yine Sayın Dekan ve Rektör Yardımcımla sohbetimizde şu ana kadar biz Newtonian kanunlarla hastaları tedavi ettik. Konvansiyonel, traditional, geleneksel tıp Newton kanunlarına, yani parçacık, tanecik kanunlarına göre tedavi etmişizdir. Ona etki eder, etmez. Einstein'ın Tanrı kumar oynamaz, şansa bırakmaz çerçevesinde ortada bir elektron, ortada bir çekirdek etrafında yörüngede devam eden elektronlar, bu elektronlar bir bariyeri ya geçer ya geçmez. Tanrı kumar oynamaz. Newton kanunları. Ama görüyoruz ki artık modern bilim aslında kabul etti. Fakat resmen bunu daha izah etmedi. Ki kuantum fiziği, kuantum kuralları veyahut da yoğunluk fiziği, çünkü artık elektronlar bir yoğunluk tarzında bir bariyeri tüneling metot dediğimiz tünelleme yöntemiyle, alan teorisiyle çalışmakta. O nedenle bütün bunlar beynimizin şu anda objektivize ettiğimiz 4 beta, alfa, teta ve delta dalgaları vardır. Fakat bugün bunların ötesinde bir gama dalgaları, gama ışınları vardır ki şu anda dünyada üzerinde en fazla çalışılan konulardan bir tanesi gama dalgaları, gama ışınları. Konuşma sonrası hediye ve plaket takdim töreni yapıldı. Çok değerli bilgileri paylaştılar. Rektörümüze çok teşekkür ediyoruz. Evet, üniversitemiz tıp fakültesinin çok değerli bir akademisyeni Sayın Profesör Doktor Hakkı Engin Aksulu. Çok teşekkür ediyorum.